Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için yeni oyun modu olan Merkez Baskını'nı oynuyor olacağız. Discord'daki arkadaşlarla birlikte girdik. Map birazcık daha farklı. Ionia teması işlenmiş durumda. Daha öncesinde Merkez Baskını'nı oynadıysanız eğer teması birazcık daha değişikti, buna benzemiyordu. Yani map olarak aynıydı ama renk olarak bir Ionia teması yoktu. Bunun haricinde gördüğünüz gibi burada ekstra şeyler var. Orman kampları var. Oyunda amaç belli dakika aralıklarıyla görev geliyor ve siz de bu görevleri yerine getirdiğinizde bufflar kazanıyorsunuz. Bu bufflarla da oyunu kazanma ihtimaliniz oluyor. Şöyle bizimkilere jungle'a yardıma mı gitsek? Bu arada Ekrem de yanımda. Bak Kay burada. Tamam, yeni modu deneyeceğiz bugün. Hadi bakalım. Hadi be. İnandım bir ara, biliyor musun? Anladım. ben de yanındayım diyor. Turul bizi duyamıyor tabii. Turul sesli değil. Ben bota giderim. Katarina'ya karşı dururum. 2 tane koridor var arkadaşlar. Bunun yanı sıra 2 tane de jungle oluyor oyunda. Ama tek başınıza da jungle dönebiliyorsunuz. Hani jungle dönmesi öyle ahım şahım zor değil. Zor olmadığı için de istediğinizi yapabiliyor. Tabii PBE sunucusunda olduğumuz için pingimiz bir tık yüksek. O yüzden de bunu maruz görün. Hayda, Taliyah burada bekliyormuş. Ben Taliyah'ı hesaba katmamıştım. Beni burada birazcık dövdüler. Aa. Gank attı. Durul devam edeceğiz sandım ha. Helal. Çok güzel. First Blood'u benim almam da bayağı tatlı oldu. Şimdi henüz bir görev çıkmadı. Biraz sonra ilk görevimiz çıkacak. İlk görevle birlikte yani oyunun istediği şeyleri yerine getirmeye çalışacağız kısacası. Bunu kaybettik. Üzdü. Hadi be. Görevi merak ediyorum. 1v1 çıkarsa bu arada gerçi etkiliyiz ya 1v1'de. Bence kazanırız 1v1. Helal. Temiz başladık ha. Hayret. Bu arada biz map'te daha win alamamıştık. Hani biz dün de denedik. Modda oynamayı nasıl olacak, nasıl edeceğiz falan filan diye. Ama mod keyifli mi? Keyifli. Ama istediğinizi yapmanız pek kolay olmayabiliyor. Bu arada kamerayı da fark etmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı. Birkaç videoda daha bu şekilde göremeyeceksiniz beni. Birazcık sabretmeniz gerekecek ama ardından kalan bütün videolarda kaliteli bir şekilde göreceksiniz. Şüpheniz olmasın. Bu arada biz burayı kaybederiz ya. Benim şu an canım az. Ben bir resetleneyim. Ateş Çemberi'nin içinde ölüm kalım savaşı. Şimdi arkadaşlar bir alan çıkacak. Bu alan sürekli olarak daralacak. Ve bu alanın içerisinde kalmazsanız otomatik olarak ölüyorsunuz. Alanın içerisinde en son kalan da otomatik olarak yani kalan takımın üyesi de otomatik olarak galip sayılıyor. Ve ekstra buff kazanmış oluyor. Bizim Urgot AFK mı? Galiba. İnşallah değildir. Şimdi bakın Ateş Çemberi çıktı. Daralacağı yer de önemli. Mesela tam şuraya doğru daralacak. Adamları öldürürsek otomatik olarak adam hani base'e doğacağı için kaybeden taraf haline gelmiş oluyor. Kenardan gank attım buraya. Aha. Aa, Taliyah, evet doğru koydu. Bak çember geliyor, daralıyor. Helal. Zekin pasifi çıktı. Güzel. Bunu da kestik. Güzel. Süper. Bunu da şuradan çıkartmazsak çok iyi. Yan. Tamam, süper. Şimdi okyanus ejderi etkisi kazandık. Otomatik olarak burada can yenileme falan kazanacağız. Bu sayede de daha uzun süre oyunda kalabileceğiz. İşte kimi zaman bulut ejderi etkisi geliyor. Kimi zaman işte kızak geliyor. Bu kızağa atlıyorsunuz. Kızağa sürüyorsunuz. Rakibe çarptığınızda buzdağın eldivenin etkisiyle aynı etkiyi gösteriyor. Ve rakibinize büyük miktarda hasar verebiliyorsunuz bu sayede. Herhalde peş peşe kill aldıktan sonra 3 kill'den sonra seriye bağlayınca şey oluyor. Etrafında böyle bir ateş dalgası çıkıyor karakterin. Ağırlıyorum biraz böyle. Aynen. Şunu almayalım. Ben şu an bayağı güçlüyüm. Beni öldürünce bir şey kazanıyorlar herhalde. On fire buff. Evet. Evet, kafama taş yağdı ve öldüm. Bu arada map'te orman kampları olduğu gibi şurada bakın bir kayacıl var. Bunu kesemiyorsunuz. Bunu sadece rakip takım oyuncuları kesebiliyor. O kayacılın olayı da şu. Rakipten birisi eğer sizin ormana girecek olursa otomatik olarak savunuyor sizin için ormanınızı. Çok fazla hasar veriyor. Bunun yanı sıra da oldukça fazla cana sahip. Aynısından rakip ormanda da var. Abi ben bota iniyorum. Ben de şuraya gidiyorum. Geleyim. Ultim olmayınca çok canım çok. Bakın kayıcılı geldi direkt. Güzel. Katayı da kesmemiz yok mu? Güzel. Buradan bana kafama kaya fırlattılar. Ben jungle'a yardım ediyorum. Aa, Urgot geldi. Evet. Sen onlara yardım et. Bu arada Pink'te Draven oynamak gerçekten çok zormuş ha. Aa, geldim lan. Ufak bir KS olabilir. Bir sıçra tutuştur attım ya. Harbi mi? Evet. Güzel. Ne yapıyor ya? Neyi? Ultisini almamız yok mu? Güzel. Helal. Hemen şuradan kuleyi de yıkalım. Mod dediğim gibi çok zevkli. Oynamadıysanız oynayın. Aa, şu an düello geliyor bu arada. Eşya alamadık. Hayda. Aynen abi. Bu düellodan önce eşya almanız lazım. Yoksa sıkıntı çekiyorsunuz. Şu an mesela ben 1.5 eşyalıyım. Karşıdaki adamlar da hemen hemen öyle olmuştur. 2v2 fight yapıyorlar. En çok round kazanan kişi otomatik olarak yine galip sayılıyor. Biz ilk roundu kazandık mesela. Şimdi ikinci round olacak. Ben tek başıma kaldım. 5. üye olduğum için ben de en son 1v1 yapacağım. Helal. Orası sizde Turul. Helalsiniz be. Otomatik galibiz. Ben de mücadele edeceğim ama. Oha, bu hasara bak. Bir de daha item almadın değil mi abi? Aynen, itemsiz şu an savaşıyorum. Evet, Chester kazanmış oldum. Aynen. Ne? Şu an kızak kazandık mesela. Bu kızak sayesinde otomatik olarak rakibin üzerine hızlıca gidebileceğiz. Ben niye eşya alamıyorum? Ha, çünkü base'de değilim. Son şey round yapan abi base'e gidiyor. Aynen. Gelmiş. Bak kızak gidiyor mu? Ha, bizimki binmiş. Tek biniyor bir de ya. Şunu alalım. Şeyde varmış, Pantheon'da varmış. Bunun yanı sıra map'te ne var? Şurada mesela hatırlarsınız Urf modundan. İçerisine atlıyorsunuz mancınık. İstediğiniz yeri siz seçemiyorsunuz bunda. Otomatik olarak oyun kendisi atıyor. Şu Yampiri'yi ben kaptırmayacağım. Siz kestiniz zaten orayı. Keşke can çalmam olsaydı azıcık. Helal be. Uy, takmama bak be. Bu arada ben çok kastım ha. Evet abi, benim 15 asistim var, hepsi sende galiba. Ben hemen şu kuleyi de alayım. Güzel. Bunun yanı sıra baskın atabilmeniz için nehirde bu tarz şeyler var. Buralarda takılabiliyorsunuz. Hatta ben şunu alayım. Karşıma birisi çıkarsa direkt canını okurum. Gerçi yok, tamam, resetleneceğiz. Aa, kıza. Aa, ben de benim kıza. Şu an sen mi sürüyorsun kıza yoksa otomatik bir şey yapıyor? Ben de bineceğim içine. Sürüyor galiba. Bayağı da kötü sürüyor. Dur geliyorum. Hayda. Aa, kızağımız tekrar base'e gitti. Dur o kızağa ben bir bineyim. Bin abi, adam süremedi ya. Aa, aynen, zor değil ya sürmesi. İmleci nereye sürüklersen oraya gidiyor, kolaymış. Bu arada gittikçe de hızlanıyor herhalde. Kontrolü evet, kontrolü zorlaşıyor. Zekin pasifi var. Alameti de almamız yok mu? Var var abi. Vur. Benim çar kendinden geçti artık. Derdimiz. Ben bir de kırmızı güçlendirmeyi alayım. Kırmızı güçlendirme de şöyle ortada merkezi bir yerde. Burada baron gibi bir şey yok arkadaşlar. Baron gibi bir şey olmadığı için de ekstra bir şey yapamıyorsunuz. Ganimet hırsızı Veigar'ı aynen. Şimdi ortada bir Veigar çıkacak. O Veigar'ı kesen taraf olmamız önemli. Bunun yanı sıra Timo da çıkabiliyor mesela. Veya işte Soraka çıkıyor. İki tarafta da Soraka var. Kimin Sorakası ölürse otomatik olarak o kaybediyor mesela. Soraka can falan basıyor. Güzel böyle değişik. Şimdi abi ne alsak? Evet. Bir abodonumuz yok mu? Vallahi var. Bu arada arkadaşlar ekstra eşyalar da var. Merkez Baskını'na özel sadece. Şuajin var mesela. İlahların kılıcı var. Ölüm ateşi pençesi var. Altın spatula var. Bu spatulanın içerisinde her şey mevcut. Bu arada Veigar nerede? Nerede? Şurada. Gördüm. Gidiyor. Bu arada canı çok az kalmış o Veigar'ın. Çalar bizi abi, onu sıkıntı yok. Hayda. Harbi hayda. Can çalmam yok. Ama bize koyar mı? Koymaz. Penta af be. Lisin afk. Harbi mi? Lisin afk mı? Lisin afk. Kulelerini de alalım. Herhalde bu hamleyle oyun biter ya. Çok da abi. Aa, Blitzcrank'in elini kazanmışlar. Mesela Blitzcrank'in eli de şu. Rakip minyonlarda veya kulelerde otomatik olarak Blitzcrank Q'su etkisi oluyor ve sizi kendisine doğru çekebiliyor. Olayı bu. Kyle bu arada tek yedi. Zek vurma Zek. Beni kestiler. Bitti mi oyun? 300 can, 23 can. Tertemiz win. Arkadaşlar mod bu şekildeydi. Dediğim gibi eğlenceli. Bu da yakın zamanda sunuculara eklenir. Eklendiğinde de yine normal TR sunucusunda hep birlikte oynarız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.